4 Eylül 2019 günü ikinci kez Red Hot Chili Peppers konserindeydim. Bu videoda konser izlenimlerimi anlatacağım. Konserin özetini ve Give It Away şarkısının tamamını ayrı videolar olarak kanalımda yayınladım. Bu adam sussa da şarkıyı dinlesek diyenlere bu videoları izlemelerini tavsiye ediyorum. Bu videoda şarkıların üzerinde bolca konuşuyor olacağım. Kanalımda henüz bu konuda videolar yayınlamasam da rock müzik en büyük tutkularımdan biridir. 1989-1995 arasında Bilkent'te öğrenciydim. 90'ların başında Ankara'nın en iyi rock barı Ağbar'dı. Dr. Skull ve birçok iyi grup Ağbar'da çalardı. 90'lı yıllarda Ankara'daki rock kültürünü ve Kaan Tangöze ile olan bağlantımı başka videolarda anlatmayı planlıyorum. Red Hot Chili Peppers konseri izlenimlerime devam edeyim. Abu Dhabi konserinden neredeyse tam 7 yıl önce 8 Eylül 2012'de İstanbul'da Red Hot Chili Peppers konserine gitmiştim. İstanbul'daki konserde çok kalabalıktı. İstanbul'daki konsere ait elimde hiç video yok. Sadece bu fotoğraflar var. Yaşadığım yer Dubai ile Abu Dhabi arası yaklaşık 1 saat sürüyor. İş çıkışında kıyafetlerimi değiştirip konser alanına gittim. Konser alanı Yas Adası'nda. Yas Adası Ferrari World Tema Parkı'nın olduğu büyük bir alan. Bu alanda AVM, su parkı, oteller, luna park bulunuyor. İsterseniz Ferrari'de kiralayabiliyorsunuz bu alanda. Yas Adası deniz kıyısında. Nemli hava yürürken rahatsız ediyor. Konserin yapıldığı yer burası sanırım. Üzerimdeki yerel giysiyi Gambiya'da Banjul'dan almıştım. Buna benzer Afrika kıyafetlerini ara ara giyiyorum. Saat şu anda 7.30. Biraz geç kaldım. Arkada iki tip var. Sadece iki şarkı bildiklerini söylüyorlar. İki şarkı için Red Hot Chili Peppers'a gelmişler. Birleşik Arap Emirlikleri'nde etkinliklere katılanların neredeyse tamamı expatlar. Bu konserde de durum farklı değil. VIP? Sıcaktan bunalmıştım. Güvenlik noktasındaki bu dev çadır klimalı. Biraz olsun serinledim ve rahatladım. İçeri girmek için epey bekleyeceğiz gibi görünüyor ama muhtemelen konser 9.30'da başlamayacaktır. 10.30'dan önce çıkacaklarını sanmıyorum. Ben böyle dedim ama konser 9.30'da başladı. VIP. Burası etkinlik alanı. Bira ve hediyelik eşya satışları bu alanda yapılıyor. Önceki videolarımda Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki expatların ülkelerini ve sayılarını anlatmıştım. Gördüğünüz üzere bu etkinliğe gelenler genellikle Avrupalı expatlar. Avrupalı expatlar nüfusun sadece %17'sini oluşturuyor. Bu grup genelde iyi kazanıyorlar ve etkinliklere düzenli olarak katılıyorlar. Konser alanına geçmeden tuvalete gitsem iyi olacak. Tuvaletler iyi organize edilmiş. Çadırdan çıkışlar cinsiyete göre ayrılmış. Sağ tarafta paravan ile ayrılmış bölümde kadınlar tuvaleti var. Büyük ve kalabalık etkinlik tecrübesi fazla olan biri olarak etkinlik alanındaki tuvalet durumunu baştan kontrol etmenizi tavsiye ederim. En sondaki en temiz ve en boş olandır diye bir inanışım var. Bununla ilgili bir araştırma okumuştum diye hatırlıyorum. Herkes benim gibi düşündüğü için en kalabalık ve en kirli olan tuvaletler en sondakilermiş. Ben yine de en sondakine gitmeye devam ediyorum. Tuvaletler temiz. Sırada beklenmiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Rahatça bira içebilirim demek. Ne demiştim daha önce? Bira satın alınmaz, kiralanır. Ve fakat canım bira içmek istemiyor. Tuvaletler bira içmek için uygun olsa da konseri çişimi tutarak izlemek istemiyorum. Burada ne bekliyor insanlar?
Bu uzun kuyruk konser tişörtleri kuyruğu. Anlamı olan tişörtler giymeyi severim ama kuyrukta beklemek işime gelmedi. Bu konsere ait bir tişörtten çok daha fazla anı var elimde. Bunlar tişörtler. Bu da beklemem gereken sıra. Ne dersiniz, beklese miydim? Konser alanına geçelim. İki çadır arasındaki alan açık. Hava sıcaklığı ve nem hemen rahatsız ediyor. Benim biletimin olduğu yer burası. Alt grup sahnede. Bakalım yerim ve konser alanı nasıl bir yer? Red Hot Chili Peppers konserinde alt grubun rapçi olması garip. Ucuza bunları bulmuş olabilirler. Konser alanı büyük bir kapalı spor salonu. Bina çatısı brandadan. Tavanda gördüğünüz bu delikler klima çıkışları. Bu kadar büyük ve kalabalık bir salonu 23-24 derecede soğutmayı başarabiliyorlar. Dubai'de kapalı mekanları 17-18 derecede tutmak gibi garip bir hastalıkları var. Konser alanında hava şu an gayet iyi. Hava ve saha şartları konser için uygun. Eskiden konserlerde tek tip bilet vardı. İnsanlar günler öncesinden konser alanı kapılarında yatardı. Kapılar açıldığında ilk giren konseri önden seyrederdi. Bu öğrenciler için iyi olmasına rağmen benim gibi yaşını almış rockçılar için pek iyi bir şey değil. Konserleri düzenleyenler biletlerin fiyatlarını yerlerin sahneye uzaklığına göre belirliyor artık. Benim olduğum bu bölüm sahneye en yakın bölüm. Evet, Money Can't Buy Me Love. Ama sahne önünden konser izletebiliyor. Can't Buy Me Love. Güzel deten oldum, neyse. İş yoğunluklarımızdan ancak konserlerde buluşabildiğimiz Emre ve Beyza ile buluştum. En son Jamiroquai konserinde görüşmüştük. Konser öncesinde sahneye çok yakın olmayan bir yerde oturduk. Arkamdaki adamın ayak bileğine dikkat edince tamam dedim. Bu adam bu konserin adamı. Beatles'ın dinlemeyi ve çalmayı en sevdiğim şarkılarından biri Come Together. Konserin başlamasına az kaldı ve mekan dolmak üzere. Ve konser zamanı. Konser açılışını Flea, Josh ve Chad yaptı. Açılışta yaptıkları bu uygulamayı bütün konser boyunca yaptılar. Flea ve Josh bir araya geliyor, doğaçlama bir şeyler çalıp tempoyu düşürüyorlar ve seyirciyi bir sonraki şarkıya hazırlıyorlar. Sahneye o kadar yakınım ki bas davulun ve bas gitarın rezonansını vücudumda hissediyorum. Tam anlamıyla müziği vücudumda hissettiğim bir konser. Gelin şimdi konser boyunca Hitler'e nasıl başladılar bakalım. Mesela bu By The Way girişi öncesi. Flea ve Josh tempoyu düşürüyorlar. Josh burada 4 dakikaya yakın takıldılar.
Anthony sahneye gelinceye kadar doğaçlamaya devam ettiler. Anthony sahneye gelince toparlıyorlar. Geçişteki iki notaya dikkat. 1-2 ve California Cation başlar. Yine doğaçlama ile tempoyu düşürdükleri bir an. Tempoyu düşürüp hit şarkıyı patlatıyorlar. İzleyici iyice coşuyor. Grup sahnede 6 kişiydi. Flea'nin arkasında ve Josh'un arkasında iki müzisyen daha vardı. Özellikle Flea'nin arkasındaki klavye çalan adam hiç öne çıkmadı. Josh'un arkasındaki adam da ağırlıklı olarak perküsyon çaldı. Grup bu müzisyenleri tanıtmadı. Sadece bir şarkıda Anthony Chris diyerek perküsyoncu adamı davulun önüne çağırdı. Chris, you wanna come out during the actual song that you do play on? Konserde bu şarkıyı hiç bilmiyorum demiştim. Konser sonrasında şarkının adını öğrendim. I Want To Be Your Dog adlı bir şarkıyı cover çalmışlar. And the bells aren't bad either. Konserin en etkileyici parçalarından biri ışık düzenini anlatayım size. Şu anda olduğu gibi şarkı öncelerinde ve doğaçlama çalarken spot ışıklarını kullandılar. Sahnenin arkasında dev bir ekran ve bu ekranın önünde hareketli 4 şerit var. Şu anda şeritlerin hepsi aşağıda ve kapalılar. Her şeritte 5 parça var. Toplamda dev ekran önünde bağımsız hareket edebilen 20 şerit ekran var. Şarkı öncesi yine arka ekranlar kapalı ve sadece spotlar var. İşte size bahsettiğim şeritler. Büyük çoğunluk bu videoyu cep telefonunun küçük ekranından izleyecek ve etkisi pek hissedilmeyecek. Konser alanında bu ışıkların etkisi büyüleyiciydi. Şeritlerin özelliklerini bu kadar zannediyorsanız yanıldınız. Her şeritte 2 adet de spot var ve 2 spotun ortasında da lazer ışık var. Bu kadar fazla kombinasyon olunca konserdeki ışık şovu başlı başına bir seyir keyfi oldu. Konser boyunca her şarkıdaki ışık şovu farklıydı. Konserden çarpıcı birkaç ışık şovu göstereyim. Bu şarkıda şeritler deniz dalgası gibiydi. Şu anda şeritler yukarıya çekiliyor ve yay şeklinde yerleşiyorlar. Josh bu şarkıda kullanacağı pedalları açıyor. 1-2 3 pedalı açtı. Bir pedal daha açmam lazım. Bu da 4. pedal. Hazırız, başlayabiliriz. Burada şeritler üzerindeki 2 spotu ve ortasındaki lazeri net şekilde görebilirsiniz. Arka ekranda şeritlerden bağımsız bir görüntü var. Işıklara son bir örnek vererek ışıklar konusunu kapatacağım. Burada şeritler ve arka ekran görüntüsü aynı. Şeritler dağınık ve hareketli. Şarkının enerjisini destekliyor şeritler.
Gelelim konserin kahramanlarına. Solist Anthony Kiedis 1962 doğumlu, 57 yaşında. Tüm konser boyunca yerinde durmadı ve kendine özgü danslarını yaptı. Buna benzer dansları belli miktar alkolden sonra benim de yaptığım oluyor. Anthony ve tüm grup üyeleri konser boyunca bana gayet sağlıklı göründüler. Ya da artık yüksekliği doğru ayarlayabilecek kadar olgunlaştılar. Süper hareketler. Anthony konseri 3. Lig futbol takımı çorapları görünümünde çoraplarla çıktı. Çoraplarım biri mavi, diğeri sarı. Tüm grup konser boyunca kıyafet değiştirmedi. Başladıkları kıyafetlerle konseri bitirdiler. Ve grubun diğer efsane ismi Flea. Flea ve Anthony çocukluk arkadaşlar ve aynı yaştalar. İyi kötü bas gitar çalabilen biri olarak Flea'yı ağzım açık izledim. Burada sağ el 3 parmak çalıyor. Gelen seslere bakın. Flea ve bas gitar çalarken ikonik dansı. Ve tabi slap bass ve Flea tarzı slap. Sahneye o kadar yakınım ki her slap vuruşunu vücudumda hissettim. Grubun en genç ve en yeni üyesi gitarist Josh. Josh'un gruba nasıl katıldığı, eski gitarist John ile olan ilişkisi başlı başına bir video konusu olabilir. Josh gerek gitaristliği, gerek vokali ve gerek tipiyle John'un aynısı. İstanbul konserinde bacağı kırıktı ve konseri sandalyede oturarak çalmıştı. Ayakta grup ile beraber çalarken izlemek daha bir keyifli oldu. Konser sonrası Biss'in ilk şarkısını Josh ve Chad çaldı. Bu tek akor şarkıyı tanımam için yeterli. Bambaşka, hemen fark edilen bir akor bu. Bu sesleri benden geliyor. Prince'in unutulmaz şarkısı Purple Rain'i söyledi Josh. Şimdi buraya dikkat. Benden yine wow'lar yükseldi. Josh şarkıyı Prince kadar söyledi. Ve konserin kapanışı, dağıtma zamanı. Farkındaysanız yine tempoyu düşürüyorlar ve birazdan patlatacaklar. Tüm grup ve seyirciler zıplıyor.
konserdeki yerimi tarif etmek için Anthony ve Flea'nin dövmelerini rahatlıkla görebilecek kadar yakından izledim diyorum. Bu sene izlediğim Gwen Stefani konserini de Gwen Stefani'nin karın kaslarını görecek kadar yakından izledim diye tanımlamıştım. İzlediğim en efsane konserlerden biri Jimmy Page ve Robert Plant konseriydi. 1998 yılında İstanbul'da izlemiştim. O konsere ait sadece çerçeveletip sakladığım bu bilet var. Buna benzer şekilde eski dönemde gittiğim konserlere ait bilet koleksiyonum var. O konseri de Page'in gitarının Gibson yazısını okuyacak kadar yakından izledim diye anlatıyorum. Bu görüntüleri konsere giden bir arkadaşımdan aldım. Efsane bir konserdi ve yer için verdiğim paraya kesinlikle değdi. Anthony konserin sonunda üstünü çıkardı. Göbeği yok ama eskisi kadar da zayıf değil. 57 yaşında biri için gayet iyi bir vücudu var. Red Hot Chili Peppers bir zamanlar sahneye çorapla çıkardı. E ne var bunda diyeceksiniz, birçok kişi sahneye çorapla çıkıyor. Ama Red Hot Chili Peppers sadece çorap giyerek çıkardı. Nasıl yani? Sadece çorap giymek ne demek? Şu an videoyu durdurup düşünün. Sahneye sadece çorap giyerek nasıl çıkarsınız? İşte size sadece çorapla sahneye çıkmak. Yıl 2000, Seattle konseri. Sahnedeki Flea. Diğer elemanlar da geliyor. Bu konserde gitarda John var. Diğer elemanlar aynı. Flea, Anthony ve Chad. Hepsi sadece çorapla sahnedeler. Red Hot Chili Peppers bu şekilde birçok defa sahneye çıkmıştı. Birçoğu ilk dönemlerinde bar ve kulüplerde çaldıkları zamandı. Bu büyüklükteki bir konserde bu şekilde çaldılar. Fazla yorum yapmadan bu konseri videoma ekliyorum. Sahneye böyle çıktıklarını bildiğim için bu videoyu bulabilir miyim diye araştırma yaptım. Ve bu videoyu buldum. Videonun yorumlarını okuduğumda içmekte olduğum kahveyi püskürtmek zorunda kaldım. Biri bu şekilde giyinmeyi denemiş ama çorap hemen düşmüş. Şu anda görmekte olduğunuz cevapların tercümesini yapmıyorum. Sadece kahveyi püskürttüm diyorum, o kadar. Ömür boyu hatırlayacağım bir konser daha bitti. İstanbul'daki konser çıkışında kilometrelerce yürüyüp zorlukla bir taksi bulduğumu hatırlıyorum. Konser dönüşünde Emre'nin arabasında Red Hot Chili Peppers dinlemeye devam ettik. Ne kadar çok parçayı çalmadıklarını fark ettik. Evet, Under the Bridge çalmamalarını anlayabilirim ama Other Side çalmalarını isterdim. Dönüş yolunda çektiğim bu görüntüler o anki ruh halime uygun olmadığı için başka bir görüntüyle devam etmek istiyorum. Bu büyüklükteki grupların konserlerinde canımın acıdığını hissederim. En büyük hayalim bir rock yıldızı olarak dünya turnesi yapmaktır. Parayla, statüyle elde edilemeyecek bir hayal. Şimdilik gerçekleştiremediğim için bu gibi konserleri izlerken canım acır. Woody Allen'ın en sevdiğim filmlerinden biri Kahire'nin Mor Gülü filmidir. Bu filmden aklıma kazınan cümle der ki, şimdiye kadar hiç olmamış olması ilk defa olmayacağı anlamına gelmez. It's never happened before in history. Just because a thing never happened before doesn't mean it can't happen for a first time. Nefes aldığım sürece hala rock yıldızı olma şansım var. 1992 yılına Bilkent Üniversitesi Güney Kampüsü öğrenci yurduna geri döneyim. MTV ödül törenini canlı izlemiştik diye hatırlıyorum. Yurdun televizyon odasında hepimiz vardı. Jackie, Kaan, Mert, Yakup, Uluç ve ben. Tören öncesinde Red Hot Chili Peppers şarkılarını biliyorduk ve dinliyorduk. Sahnede sırtını gördüğünüz benim kuşağımın efsane top modeli Cindy Crawford. Bu sahneyi izlerken vay ulan Cindy Crawford öptü demiştik. John Frusciante, who was our guitar player but he quit the band so he's not here. But we have a new gitarist John o dönemde de sorunluymuş ve grupta değilmiş. But, I mean John never really cared about this sort of thing anyway, but you know we accepted on his behalf as well because he had a serious creative input into our existence and Şimdi Anthony'nin teşekkür edeceği insanlara dikkat edin.
First of all, I'd like to thank Satan. I'd like to thank Louis Armstrong. I'd like to thank Neil Young. I'd like to thank the Rollins Band. I'd like to thank Bob Marley. I'd like to thank the Marx Brothers. I'd like to thank Salvador Dali. I'd like to thank Louis Buñuel. I'd like to thank Miles Davis. I'd like to thank the Parliament Funkadelic. And I'd like to thank you too. Anthony Flea iyisin diye geçiriyordu az da. Şimdi zor kaçtı. We'd like to thank everybody else and our mom and our dad and our mothers and our children and our... So thanks on behalf. See you guys later. 1992 yılı MTV ödül törenlerinden birkaç isim sayayım. En iyi erkek sanatçı Eric Clapton, Tears in Heaven. En iyi metal hard rock grubu Metallica, Enter Sandman. En iyi film müziği Bohemian Rhapsody. En sinematik klip Guns N' Roses November Rain. En iyi alternatif şarkı Nirvana Smells Like a Teen Spirit. 1990'lı yılları yaşamak çok keyifliydi. O yıllara ait anlatacağım çok şey var ama bu videoda değil. Kırsal bir yolda farın sınırlı ışığıyla ilerleyen araba görüntüsü muhtemelen size de aynı şarkıyı hatırlatmıştır. Buraya kadar videomu izlediyseniz kuvvetle muhtemel benim kuşağımdansınız. Ve bu şarkı hemen aklınızda canlanmıştır. Videoyu da böyle kapatayım. Bir sonraki videoda görüşürüz.